Merhaba sevgili Ekonomi Dünyası programı izleyenleri, programımıza kaldığımız yerden İzmir Menderes'ten devam ediyoruz. Yanımızda ünlü uzman doktorumuz, uzman fizyoterapistimiz Sayın Ümran Kömür bulunuyor. Merhabalar hocam. Merhabalar. Öncelikle hocam tabii ki sevgili izleyenlerimizin bazı merak ettiği sorular var. Bilgilendirme amacıyla sevgili izleyenlerimize müsaadenizle sırası yöneltmek istiyorum öncelikli olarak. Evet, biliyorsunuz ki bu fizyoterapist deyince fizikle alakalı birçok rahatsızlığımız olabiliyor. Bunlardan en önemlinden bir de skolyoz hastalığı biliyorsunuz ki. Bu hastalık neden oluşur? Tedavi yöntemleri nedir? Kısaca anlatır mısınız sevgili izleyenler? Skolyoz aslında genellikle adolesan dönem dediğimiz ergenlik döneminin başlamasını ifade eden dönemde genç arkadaşlarımızı sıklıkla görebildiğimiz bir problem. Yapısal ya da fonksiyonel olabiliyor ama omurganın 3 boyutlu bir deformitesini ifade ediyor. Omurga normalde düz bir hat şeklinde aşağı doğru inmesi gerekirken C ya da S şeklinde eğriliyor ve aynı zamanda kendi ekseni etrafında da dönebiliyor. Bu da hastalarda solunum problemlerine, duruş bozukluklarına, omurga ağrılarına, belki ekstremite dediğimiz işte ayaklarda, bacaklarda uzunluk farklılıkları gibi durumlarla beraber gelebiliyor. Tabii hocam yine izleyenlerimizin çok merak ettiği rahatsızlıklardan biri biliyorsunuz eklem romatizması, diğer adı da fibromiyalji. Bu konu hakkında bilgi verebiliriz, neden oluşur? Bu konuda hakkında ne gibi önlemler alabiliriz? Fibromiyalji, romatizmal hastalıklar ailesinden gelen bir problem ve siz de çok iyi biliyorsunuz, evet, ki hastaların yaşam kalitesini müthiş düşüren bir sağlık sorunu. Genellikle halk arasında bir kadın hastalığı olduğu düşünülse de, evet, kadınlarda daha yaygın görülmekle beraber erkeklerde de görülen bir eklem hastalığı. Vücudun belli bölgelerinde, yaklaşık 16 bölgesinde ağrıyla karakterize, dönem dönem tetiklenen bir hastalık fibromiyalji hastalığı. İnsanların yaşam kalitesi düşer, eklem hareket açıklıkları düşer, kronik bir ağrı sendromudur. Sendromla hastalık birbirinden çok farklı şeyler. Hastalıkta bir takım tedaviler uygulayıp sonuç almak mümkün ama söz konusu eğer sendromsa isminin ne olduğu hiç fark etmez. Sendromda yaşam boyu bir regülasyon gerekir, düzenleme ve takip gerekir. Çünkü sendromları hayatımızdan çıkarıp atmak mümkün değildir. Onunla yaşamayı, onu yönetmeyi öğrenmemiz gerekir. Bu yüzden fibromiyalji için çok farklı meslek gruplarının bir arada çalışması gerekiyor. Başta fizyoterapistler, psikologlar ve diyetisyenlerin aslında ekip halinde bulunduğu bir hastalık fibromiyalji. Bir de hocam bazı hastalarda ellerde, ayaklarda aşırı şişme oluyor. Bu iltihaptan mı kaynaklanıyor kandaki? Nasıl oluşuyor onlar? İltihaplı eklem romatizması denilen duruma bağlı ortaya çıkıyorsa evet, bir enflamasyona bağlı olarak ortaya çıkıyor. Kimi zaman yaşa bağlı ortaya çıkıyor. Kimi zaman hiçbir enflamasyon yokken eklem çevresindeki eksesif kireçlenmeye, yani aşırı kireçlenmeye bağlı olarak ortaya çıkabiliyor. Ama genellikle biz halk arasında bilinen eklemlerde şişmeler varsa romatizma var, aynısından kaynımda da yağmur var. Yağmur yağar. Derler ya, romatizmalarımdan dolayı yağmur yağacak falan derler. Ama evet, burada şey çok önemli. Hep biz bunu vurgulamaya çalışıyoruz. Bütüncül yaklaşmak lazım. Evet. Yani o artık çok eskide kaldı. O hastalığa bu ilaç verdim gitti. O ilacı içersen, evet, artık bunları bir kenara bırakalım. Bunlar çok eskide kalan yaklaşımlar. Evet. Diyetiyle, psikolojik desteğiyle, egzersiziyle, fizyoterapisiyle bütüncül yaklaşarak bir takım süreçleri yönetmek gerekiyor. Evet. Kriz yönetimi diyoruz tıbbısı, değil mi hocam? Başından baktık ki böyle bir rahatsızlığımız var, aşırı halsizlik hissediyoruz. Kendimizi böyle her gün güne başlarken yorgun hissediyor, yorgunluk hissediyor ya da herhangi ağrılarımız var. O zaman bir rahatsızlığımız vardır endişesi, en azından doktorlarımıza başvurursak ne olduğunu çözümlemiş oluruz. Vermiş olduğunuz bilgilerle programımıza renk kattığınız için çok teşekkür ederim hocam size.